Bulan bu çiçek şovları vardır. O sadece çiçekleri göstermezler de çiçekleri gösterdikleri o pavyonları da muhteşem showcase'ler halinde sergilerler. Çok hoş bir biyomimikri örneği var burada da. Biraz daha form ve strüktür ağırlıklı ama buradaki ürün. Bunu sizlerle paylaşmadan edemedim. Yani der biyomimikri kitabının yazarı Jenin Benyus, yani biyomimikri bilimini bu kadar yaygınlaştıran ve onun en öncülüğünü yapan bilim insanı Jenin Benyus der. Doğadan formu taklit edelim ama o form bir şey yapsın der. Sadece alıp hani ucuz kopya yapmayalım. O form bir şey yapsın. Yani doğada o formun bir sebebi varsa, değil mi? Biz de binamıza sadece güzel olduğu için, sadece hoş olduğu için, sadece doğayı taklit ettiği için değil de, yani yağmur toplasın, doğal çevreyi iyi okusun da hava sirkülasyonunu bina ya da şehir ya da sokaklar arasında daha iyi dolaştırsın, ışığı daha iyi dağıtsın der. Burada da o anlamda çok iyi bir örnek olmayabilir ama gene de strüktür için çok davetkar ve insan için ısınan bir örnekti. Mick Pierce, Zimbabweli bir mimar, İngiltere'de eğitim görmüş. İlk projesini daha sonra göstereceğim. Bu daha sonra, işte aradan 10 yıl falan sonra ürettiği bir projesi. Melbourne Belediyesi, biliyorsunuz Avustralya sürdürülebilir konusunda hatta iklim değişikliği konusunda çok büyük çalışmalar yapan bir ülke ya da dünyanın çok önemli bir bölgesi, çok büyük sorumluluk sahibi olan bir bölgesi. Belediyesi de aynı sorumluluğa sahip. Kendi hani yurttaşlarından sürdürülebilir yaşamalarını, sürdürülebilir ürünler üretip tüketmesini beklerken kendileri de yeni bir konsül binası, işte meclis, belediye meclisi binası inşa edecekleri zaman madem biz insanlarımızdan bunu bekliyoruz, bari biz örnek olalım diye Mick Pierce'ı daha önce yapmış olduğu projeden de hatırlayarak davet ediyorlar. Ondan böyle bir bina istiyorlar. Son derece biyomimik bir bina. İşte bu ahşap şatırlar ışığı regüle ediyor. Sizin için yeni bir şey değil. Bunun çok iyi örneklerini gördünüz. Fakat şunlar çok ilginç. Burada recycle edilen, geri dönüştürülen, sadece kendi ürettiği suyu tüketen, kullanan bir bina. Recycle edilmiş sular burada, bu şeylerde, tower'larda duş şeklinde güneş enerjisiyle ve rüzgar enerjisiyle üretilmiş elektriklerle çalışan pompalarla duş yapılıyor. O duşun içerisinden yukarıya sirküle edilen hava, buradan yukarıya çıkan hava hem nem kazanıyor hem de ısıyı kaybediyor. Serinliyor. Ondan sonra o havalarla o havayla şu ilk üç katta yer alan ofislerin klimatizasyonu sağlanıyor. Bu mesela böyle enteresan bir örnek. Ondan sonra çatıda böyle bakın bunlar hakim rüzgarı bilerek işte vakum ya da pressure yaratmak suretiyle günün değişen saatlerinde değişen ihtiyaçlara cevap verecek şekilde hava regülasyonu sağlıyor. Aynı zamanda da işte burada böyle küçük bir çatı bahçesi gibi şeyler de yapılmış. Yani bunun üzerinde saatlerce konuşabiliriz. Bu bina hakkında bir PDF broşür doküman var bende. Sayfa sayfa böyle mevsimler var. Bir de mevsimin sabahı, akşamı, gündüzü, gecesi var. Ona göre bina nasıl cevap veriyor, nasıl respons veriyor ve içerideki koşulları nasıl sağlıyor? Hani saatler geçirebilirsiniz o broşürler. İlgilenen arkadaş olursa ayrıca verebilirim. Fakat bunu yaparken Mick Pierce termit strüktürlerinden özellikle biyomimik örneklemesi yapıyor. Mesela aynı binanın iç mekanlarına bakın. İçimizde iç mimarlık bölümü öğrencileri arkadaşlarımız vardır eminim ve bana katılacaklardır. Aydınlatma elemanlarının azlığına ve yumuşaklığına bakın. Hiç rahatsız edici bir ışık yok. Öyle keskin bir gölge yok. Tamamen hoş, soft ışıklar ve aydınlatmanın büyük bir çoğunluğu doğal ışıklarla sağlanmış. Son derece huzurlu. Eminim akustik de çok muhteşemdir şu yapılar sayesinde. Böyle çok güzel ofis mekanları da olan bir bina. Paul Nichols, biraz fantastik bir proje. Elevated Brood isimli böyle bir akvaryum. Brood böyle yumurta keseleri. Hani doğada bazı organizmalar
yumurtalarını kuluçkaya bırakırlar, askıda bırakırlar, yaprakların altına koyarlar, ağaçların kabuklarının içine koyarlar falan. Bunlar brood denir. Bir de böyle paper nautilus diye küçük bir hoş bir canlı organizma var. Bir mollusk, yumuşakça, kabuklu. Ayrıca birçok işte hani doğada matematiksel araştırmaların yapıldığı çalışmalarda da kullanılır. Çünkü altın oran dağılımını çok iyi örnekleyen spiral formu vardır kabuğunda. Ama yumurtalarını böyle buradan kabuğundan aşağıya sarkıtarak kuluçka evresini yaşatan ilginç bir hayvan. Onu örnek almış Paul Nichols, onu mimiklemiş ve bütün strüktür, bütün formlar, bütün işte hatta işlevler, hatta proses bile paper nautilus'u taklit ediyor. İşte sergilemede avantaj sağlıyor, bakımda avantaj sağlıyor. Bir yön işte bir sürü maintenance ve enerji efficiency, sergileme tabii hani davet, ilginçlikler gibi böyle avantajlar da sağlayan hoş bir proje. Biraz fantastik aslında ama hoş bir projeydi. Bunu da paylaşmak istedim. Bu tamamen fantastik bir proje. Habitat 2020'nin hedeflerini biraz böyle hani vurgulayan bir proje. Future Smart Living Architecture başlıklı sergide işte kullanılmış, işte sergiye hazırlanmış bir proje. Tabii ki henüz daha nasıl olacağı belli değil ama biyoloji okuyanlarımız, hatırlayanlarımız bilirler. Stoma açıklıkları vardır bitkilerin yapraklarının alt yüzeylerinde. Değil mi? Oradan soluk alır verir, yukarıdan da ışık alır. Değil mi? Alt yüzeylerde stoma açıklıkları vardır. Oradan bazı bitkiler nemi sadece havadan alır ya da bazı bitkiler çok sulak yerdedir, suyu alırlar, devamlı o stomalardan dışarıya verirler. Oksijeni, işte karbondioksidi oradan alır verirler. Stoma açıklıklarını mimik ederek binanın cephesini onlarla kaplıyor. Tabii bunlar henüz nasıl olacağı çözülmüş yapılar değil. Fakat diyor ki işte binalar açılsın, kapansın, kendileri bilsinler, içerideki insanların ihtiyaçları nasıl olacağını okusunlar, nefes alabilsinler ve çevrelerindeki değişen iklim koşullarına adapte olabilsinler diyor. Bunun işte şehirlere o dağ denebilecek, hani donuk görüntülerine de böyle bir dinamizm, bir canlılık katabileceğini söylüyor. Tabii ki hepimizin bildiği Michael Pavlin'in Eden projesi, değil mi? İngiltere'deki, aramızda mı görenler de vardı. Çok eski bir proje çünkü bu aslında. Şimdi Michael Pavlin yeni bir kitap yayınladı biyomimikle ilgili. Ben onu henüz görmedim onu da. Biyomimikle konusunun özellikle bizim meslek alanında mimarlık, kendisi bir mimar olarak çok büyük söylemlerini yapan videoları da var, hatta isterseniz izleyebilirsiniz YouTube'da. Michael Pollan diye not eden, hey küçük yazmışım, not edersiniz. Çok yönlü, üzerinde çok uzun uzun konuşabileceğimiz bir projesi. Hemen şeye geçeyim. Evet. Aslında bayağı hızlı gittim. Termitler bunlardı. Biz işte öğrenci projemiz o bir şeye bu biomimicryinstitute.org'un öğrenci yarışmasına katılırken hazırladığımız projemiz için termitlere baktık, mantarlara baktık. Ondan sonra Victoria amazonica diye 2 metre çapında yaprak yapabilen böyle bir nilüfer türü vardır. Bunun üzerinde yürüyebilir yani bir küçük bir çocuk. O kadar güçlü strüktürü vardı bunun. Şu mesela strüktür, pardon, strüktür bu, alt yüzeyi bu yaprağın. Böyle dayanıklı. Biz o zaman da Van depremi zamanıydı. O Van depremi için dedik ki Mushroom Survival Units yapalım. İşte afet barınma, işte mantardan böyle afet barınakları yapalım dedik. Bunlar kabuklar gibi iç içe konsun, tırlara yüklensin, gitsin. Nerede afet varsa oraya konabilsin. Çünkü işte mantar, tabi termitlerin iç sirkülasyonu bu, hani o Mick Pearson projesini örnek aldığı organizmalar bunlar. Karıncalar öyle becerikli, öyle uyanıklar ki içeride bunlar mantar yetiştiriyor. Biliyorsunuz, görmüşsünüzdür.
yapraklar, işte organik atıkları toplayıp bu termitlerin içerisine getiriyorlar. Orada mantar yetiştiriyorlar. Ondan sonra o mantarları yiyorlar. Bunun için de içerideki havanın ve nemin işte 30 derece santigratta olması gerekiyor. Nemin de belli bir yoğunlukta olması gerekiyor. Ya Avustralya gibi, Afrika gibi iklimler gece çok soğuk, gündüz çok sıcak olabiliyor. Ama ne yapıyorlar? Buraları çamurlarla tıkıyorlar geceleri ve gündüz içeride hapsettikleri sıcak havayı kaçırmıyorlar. Gündüz olduğu zaman gelip buraları tekrar açıyorlar. Ondan sonra sirkülasyonu yönlendiriyor. Hakim rüzgarın buradan geldiğini biliyorlar falan. Yani böyle çalışıyor işte. Bu termitler Mick Pierce'ın ilk yapmış olduğu dediğim binada bu. Zimbabwe'de bir alışveriş merkezi. Çok çirkin bir bina. Kusura bakmayın, ben bunu hiç beğenmiyorum. Ama dev bir termit gibi yaşayan bir bina. Fakat işte bu biyomimikri olayının mimarla girişini yapıldığı çok güzel örneklerden bir tanesi, başarılı örneklerden bir tanesi. Böyle bir bina yaptı, çalışıyor da o az önce gösterdiğim CH2, yani Council House 2, ikinci meclis binası Melbourne'da yapılma işi Mick Pierce'e verildi. Ama işte buna böyle bir örnek, biz buna da baktık. Ondan sonra işte o binanın içi tam bir termit gibi. Enerji tüketimi çok düşük ama içerideki hava ve nem koşulları, aydınlatma koşulları çok elverişli. Bir de mantarlara baktık çünkü çok strüktürel yapıları var. Kendi food şeyleri, kaynakları, resource'ları üzerinde yaşayan organizmalar her koşulda çok sağlam strüktürler oluşturabiliyorlar. Özellikle şu gruplar bize çok ilham verdi. Tabii işte bir de bunlara baktık. Ondan sonra değişik işte testler yaptık. Dedik ki aynı mantarlarda olduğu gibi, özellikle ağaç mantarlarında olduğu gibi ortada bir tane böyle bir kor olsa, böyle bir kütük olsa, o korda hani şu kalem kutusu gibi olsa ve bu üniteler şeyden fişe takılır gibi böyle üç ayağı olsa, bunlar getirip şeylere takılsa bu korlara dedik. Tırlardan bir tanesi korları götürecek. İlk önce onlar dikilecek. Ondan sonra arkadan gelen tır şöyle ünitelerimiz olsa dedik. Bunlar ya işte araziye yapışsın ya da böyle bir kora yapışsın. Çok değişik şeyler düşündük. İşte ondan sonra ıslak yatak hayat diye üç ayrı boyutta mantar kabuklarımız olsun. Onların alt yüzeyleri şey olsun. Victoria Amazonica'nın dokusu gibi olsun. Bunlar mantar gibi olsun. Ortada da kor olsun. Kor da böyle olsun. Ondan sonra bunlar fişe takılı gibi takılsın. Sonra işte daha da ilerlemiş hali. Fişe takıldığı yer burası. Ortadaki kor böyle olabilir dedik. En son geldiğimiz noktada işte şurası güneş panelleri olsun ya da işte burası yağmur suyunu harvest etsin. Buradan işte içeriye girebilsin. Bakın bunlar mesela yağmur sularını harvest ediyor böyle. Şey yapıyor, içine çanak gibi topluyor. Suyu oradan alıyor. Çünkü bunlar topraktaki mantarlar gibi değil. Topraktaki mantarlar biliyorsunuz şemsiye gibi. Onlar suyunu topraktan alıyor ama bunların suyu alacak yer yok. Bu ölmüş bir ağaç. İçinde nem yok. Dolayısıyla havadan gelen suyu yakalıyor. Onlardan işte mimik yaptık. Çok böyle bir sürü çizimler. En son işte geldiğimiz noktalarda hem araziyle de böyle uyumlu olsun dedik. Alt yüzeyi böyle olsun. Kora böyle yapışsın. İşte şunlar hani suyu toplayacak yüzeyler, dokular. İşte AutoCAD'de biraz karaladık. En son hani köy gibi olursa, böyle bir afet olan bir yerde, tepede yerleşirse dedik. Öyle bir proje süreci yaşadık. Bilimsel kısmı da biyomimikri, az önce yani en başta dediğim gibi yeni bir şey değil. Leonardo da Vinci'den beri yapılıyor. Herkes yapıyor bunu. Biz de öğrencilerimizin zaman zaman yaptık. Tasarımı yaparken doğaya bakıp, doğaya değil bir kütüphane gibi, bir tiyatro sahnesi gibi bakıp oradaki rollerden bir tanesini alıp tasarım sürecimize sokabiliriz demiştim. Ama buna biraz böyle bir metot katıyor. Diyor ki iki yönü vardır bunun. Birisi biyolojiden başlayıp yani bir doğal örnekten yola çıkarak tasarıma gidebiliriz. Biology to nature, pardon, biology to design ya da diyor ki challenge to biology. Yani elde bir challenge var, elde bir problem var, elde bir ihtiyaç var. Onu direkt doğaya götürüp sorabilirsiniz. Ya benim bir ısıtma problemim var, benim bir yalıtım problemim var, benim bir aydınlatma problemim var diye aydınlatmacı ya da yalıtımcı bir elektrik mühendisi ya da bir başka bir tasarımcıya gideceğinizde doğaya gidiyorsunuz. Aynı onun gibi onun yöntemleri var. İlk önce işte buradan başlamam lazım. Aynı işte şeyde olduğu gibi, elde bir ihtiyaç yokken
Doğaya bakıyorsunuz, doğada işler nasıl gidiyor diye keyif alırken, balık yakalarken, kuş tutarken, yüzerken, yelken yaparken, aa şuna bak, hidrodinamiğe bak, balığa bak. İşte bir gün yelken yaparken önünüzde volitran fırlıyor. 200 metre suyun üstünde uçuyor, ondan sonra tekrar suya giriyor. Bu kuş da nereden çıktı diyorsunuz. Bir de anlıyorsunuz ki balık. Düşünceye dalıyorsunuz. Dal Allah dal, işin içinden çıkamıyorsunuz. Ondan sonra eve döndüğünüzde elinizde bir tasarım var. Elinizde bir obje var. Tam olay bu işte. Ama onu yapmanın da yolları daha bunlar çok detaylı çalışılabiliyor. Biz derslerimizde bunu uzun uzun işliyoruz buraları. İşte o şeyi, bulguyu soyutluyorsunuz. Neyse, ben size soru sormak isterseniz vakit bırakayım biraz, değil mi? Anlaşıldı biraz. Ha? Bunları tek tek bu aşamaları anlatmak isterdim ama soracağınız sorular varsa ben size vakit bırakayım. Temelde bilimsel metodoloji bu. İsteyen arkadaşlara daha sonra ben detaylı bilgi verebilirim. Spiral bir pers izliyoruz, bir de çizgisel değil. Çünkü hiçbir zaman hiçbir şeyden tam emin değiliz. Her zaman, her aşamada bir önceki aşamayı tekrar evaluate ediyoruz. Ondan sonra bir sonraki aşamaya gidiyoruz. Dolayısıyla spiral bir pat izliyoruz. En son geldiğimizde de tekrar doğaya götürüp tasarım ürünümüzü bir sorguluyoruz bakalım. Doğru yaptık mı? Doğa olsa bunu böyle mi yapardı diye. Peki, çok teşekkürler. Umarım deneyimlerimi paylaşırken eğlendiniz, bir şeyler öğrendik beraber. Buradan sorular varsa onları alacağım. Yok herhalde. Peki. Olur. Çok teşekkürler. Evet. Tamam. Yani bu konuyla daha detaylı olarak ilgilenen arkadaşlar, burada gösterdiğim bazı benim hazırladığım slaytlar, bazı AskNature.org ve BiomimicryInstitute.org oralardan, benim de üyesi olduğum işte organizasyon, oralardan daha detaylı bilgi almak isteyen arkadaşlar bana ulaşabilirler. Yardımcı olmak isterim. Sağ olun.